Herkese yeniden merhaba. Kanalımdaki en anlamlı videoya hoş geldiniz. Neden en anlamlı video olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde çocuklar var. Çocuklar için yapılmış bir projeden bahsedeceğim sizlere. Fakat öncesinde sevgili Ayça'ya beni bu etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bahsetmek istediğim 1 milyon kitap projesi Profesör Doktor Selçuk Şirin'in Türkiye hayaliyle yola çıkıp hazırladığı beni çok heyecanlandıran bir proje. Umuyorum ki birçoğunuz zaten bu projeden haberdar oldunuz ve katkı sağladınız. Ben hiç duymayanlar, hiç haberdar olmayanlar için 1 milyon kitap projesinden bahsedeceğim bu videoda. Bildiğiniz gibi çocukların beyin gelişiminin %90'ı ilk 3 yılda tamamlanıyor. Ve bu 3 yılda çocuğunuz sağlığının temeli olan anne baba ile çocuk arasındaki güvene dayalı bağ da inşa edilmiş oluyor. Bu nedenle bu proje kapsamında yer alan kitaplarda 0-3 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanmış. Profesör Doktor Selçuk Şirin'in yaptığı bir araştırmaya göre geçen yıl ülkemizde dünyaya gelen 1 milyon 300 bin bebekten sadece 300 bin tanesinin evinde bebek kitabı ve onlara bu kitapları okumaya hazır anne babaları var. Geriye kalan 1 milyon çocuksa kitaplarla ancak okula başladığı zaman tanışabilecek. Ve daha doğar olmaz iki farklı gruba ayrılan bu bebekler arasındaki kelime haznesi makası onlar büyüyüp 6 yaşına gelene kadar çok daha ciddi bir farka dönüşecek. Bu nedenle büyüyüp okula başlamalarını beklemeden her çocuğa bir kitaplık kurmak çok önemli. Bu noktada kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Ben küçükken okula başlamadığım dönemlerde daha benim hikaye kitaplarım vardı ve zannediyorum o dönemin gazetesinin ekiyle aldıkları masal kartlarım vardı. Büyük bir kartonun bir tarafında masalla ilgili fotoğraf, diğer tarafında ise masal yazılı oluyordu. Hatırladığım kadarıyla bunların arasında kül kedisi vardı, Rapunzel vardı, çizmeli kedi vardı, kırmızı başlıklı kız vardı ve her gece ben uyumadan önce babam onları bana okurdu. Bu arada hafızamda hep babamın okuduğu anlar kalmış. Eğer annem de okuduysa ve ben hatırlamıyorsam özür diliyorum. Bu masalları dinleyerek uyumak, dinlerken olayları hayal dünyamda canlandırmak muhtemelen bir oyuncakla oynamaktan daha değerliydi ki bugün bile düşündüğümde hafızamdaki en değerli anılarım arasında yer alıyor. Bu anıların çok daha değerli olmasının bir diğer sebebi de bence anne babalarımızın bizi okumuş olması. Oyuncakla oynarken yalnızsın, hayal dünyanda da yalnızsın. Fakat bir hikaye dinlerken, bir masalı paylaşırken anne babanla birliktesin. Çünkü onlar okuyorlar sana ve daha güvenli bir alandasın. Bu da bence o anları değerli kılan en önemli sebeplerden bir tanesi. Bu sebeple de duyduğum andan itibaren beni çok mutlu eden bir proje oldu. Şimdi bu proje nasıl işliyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 1 milyon kitap projesi için hazırlanmış toplamda 6 tane kitap var. Ve bu kitaplar 1milyonkitap.com'dan satışa sunuluyor. Bu sitenin adresini açıklama kısmına yazacağım ben. Ve siz o internet sitesine gidip kendiniz için bir set aldığınız zaman bir set de hiç tanımadığınız bir aileye gönderilmek üzere havuza atmış oluyorsunuz. Setin içerisinde de söylediğim gibi 6 tane özenle hazırlanmış bu şekilde kitap yer alıyor. Şimdi biraz bu kitaplardan bahsedeceğim size. Kitaplardan birincisi ilk kitabım. Bebekler doğduklarında en iyi siyah ve beyaz rengi ayırt edebiliyorlarmış. Bu şekilde karton sayfaları olan ilk kitabımsa bebeklerle diyaloğunu bildikleri renkler üzerinden yola çıkıp onların odaklanmasını ve görsel hafızalarının gelişimine katkı sağlıyor. İkinci kitabımız ise Elma. Bebekler ilk aylardan itibaren karşılıklı diyaloğa hazır hale geldikleri için bu kitapta onlarla jest ve mimikler üzerinden diyaloğunuzu zenginleştirmek üzerine tasarlanmış. Aynı zamanda da kendi seslerini çıkartarak kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak. Ve üçüncü kitabımız ise Aydere. Bebeğiniz 2 yaşına geldiğinde odaklanma becerileri sayfaları takip edecek seviyeye ulaşmış oluyor. Bu kitabın amacı da bebeğin sayfalar arasında dolaşarak görsel ve metinsel sürekliliği fark etmesine yardımcı olmak. Ve dördüncü kitabımız Günaydın. Bu kitapta bir hikaye ile çocukların metin ve görsel arasında bağ kurmasına ve bir anlatı geliştirmesine yardımcı olacaktır. Beşinci kitabımızsa Renkli Ninniler. Bu kitabın içerisinde de tablolar yer alıyor ve her bir tabloyu ninni ve manilerle eşleştirmişler. Ayrıca bu tabloları da anne ve babalarla anket yaparak çocukların en sevdiği yerli tablolar arasından seçmişler. Altıncı ve son kitabımızsa benim en çok sevdiğim Hoş Geldin. 3 yaşına geldiklerinde artık çocuklar yavaş yavaş neden-sonuç ilişkisini kavrayabildikleri için bu kitapta da neden-sonuç ilişkisini kavrayabilecekleri çok güzel bir hikaye anlatılmış. Bu tarz hikaye kitapları da ayrıca çocuğun problem çözme yeteneklerine ve yaratıcılıklarına da katkı sağlıyor. Bu şekilde 6 tane hepsi birbirinden güzel, özenle hazırlanmış kitap yer alıyor setin içerisinde. Siz de hem kendi çocuğunuza hem de hiç tanımadığınız bir ailenin çocuğuna ki burası benim için ayrıca değerli,
Büyük bir iyilik yapmış olacaksınız bu seti almakla. Veya bir yakınızın çocuğuna da alınabilecek en değerli hediye bence. Zaten ben de çok sevdiğim bir arkadaşımın çocuğuna hediye etmek üzerine aldım. Satın alabileceğiniz ve proje hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz linki açıklamalar kısmında paylaşacağım sizlerle. Eğer siz de hiç tanımadığınız bir çocuğun hayal dünyasına, onun gelişimine katkı sağlamak ve onun ilk kütüphanesini oluşturmak isterseniz yazdığım linke tıklayabilirsiniz. Ve son olarak tekrar beni bu projeye davet ettiği için Ayça'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de videolarını severek takip ettiğim ve okuma zevkini de çok beğendiğim sevgili okuryazar Ahmet'i ve çok takdir ederek takip ettiğim, enerjisine hayran olduğum, kitapları koşturan kadın sevgili Bahar'ı davet ediyorum. Bahar'ın da çok güzel bir internet sitesi ve YouTube kanalı var. Bunların hepsini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.